Herkese merhaba. Bugün sizlere yeni yeni makyaja başlayacaksanız veya da etrafta bir sürü makyaj malzemeniz var ve nasıl kullanmanız gerektiğini bilmiyorsanız hani bunları nasıl değerlendirebilirsiniz? Sizde verimli nasıl küçük bir kit oluşturabilirsiniz onu göstereceğim. Hem de bunları uygun fiyatlı ürünlerle yapmaya çalışacağım. Şimdi o zaman haydi başlayalım. Evet, bugün yine minik makyaj çantamlayım ve bunun içinde gerçekten ama gerçekten en sevdiğim ürünler var. İlla ki 1500 tane ürünüm var diye en pahalılarını vesairesini kullanmak zorunda değilim. Yani yıl oldu 2020. Artık uygun fiyatlı ürünlerin kalitesi de çok güzel. Tabii ki de Sephora'daki ürünlerin kalitesi de çok güzel. Ama bugün uygun fiyatlardan bahsedeceğiz. Şimdi evet, yine bu küçücük çantanın içinde gerçekten her şey var. Ve ilk önce size sırasıyla bu çantanın içinde neler var onları göstereceğim. Onlarla makyaj yapacağım. Ve sonuçta herkesin cildi de aynı değil. Veya farklı şeyler tercih edebilirsiniz. Bunlar yerine yine neler koyabilirsiniz onları göstereceğim. Şahsen verimli bir video olduğunu düşünüyorum. Eğer siz de böyle uygun fiyata güzel, verimli bir kit oluşturmak istiyorsanız bence izlemede kalın. Bu sırada abone olmayı, beğeni bırakmayı ve yorum bırakmayı da unutmayın. Ya tamamdır. Haydi başlayalım. Şimdi pıt, hemen açalım. Tabii ki de ilk ürünümüz. Hemen de elime geldi. Kocaman pıtırcık. Fondöten. Fondöten olarak ben bu Wet n Wild'ın cushion fondötenini kullanmayı çok seviyorum. Ayrıca içinde SPF 15 var. Fakat bu yoğunluğu az bir, yani kapatıcılığı az olan bir fondöten. Şimdi bunun yerine bir yandan da makyajımızı yapalım değil mi? Şimdi bunun yerine eğer daha kapatıcı bir şey istiyorsanız bence L'Oreal Infallible'ın üstüne kesinlikle bir şey yok yani. En beğendiğim ürünler bunlar. Fakat şu anda yaz ayında da olduğumuzdan ötürü daha hafif olan bu cushion'ı kullanmayı tercih ettim. Ve böyle hemen pıtı pıtı çok güzel dağılıyor. Ama bununla ilgili bir uyarı yapmam gerekirse eğer, genellikle bence, bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz, cushion fondötenlerin içinde daha az ürün oluyor. Tabii ki de her zaman eğer ürünün bittiğini düşünüyorsanız kesinlikle bir cushion'ı ters çevirin ve tekrar kullanın. Çünkü en az yarısı kadar üründe bir arkasında var. Şimdi evet, bunu böyle sürdük. Şu anda oradan neden hayalet gibi görünüyorum bilmiyorum ama gerçek hayatta normal. Işıklar, yapacak bir şey yok. Yüzümüz bu şekilde tamamıyla kapanmış oldu. Bunu beğenmemin sebebi hem çok güzel, bakın içten bir parlaklık veriyor ki bu sene çok moda. Yani bence bunu yaz kış da kullanabilirsiniz. Hem de eğer isterseniz biraz daha böyle yoğun bir hale de getirebilirsiniz. Şimdi benim sürdüğüm haliyle bile yandığım için tabii ki de yaz olduğundan şu burnumdaki çilleri daha görebiliyorum. Yani cildinizi tamamen kapatmıyor ama bir renk eşitliği sağlıyor. Peki bunu bitirdikten sonra kapatıcımıza gelelim. Kapatıcı olarak şimdi göstereceğim şey Türkiye'de yok ama önemli değil. Bunu sadece uygun bir fiyatlı olsun diye koymuştum ve şu anda da kullandığım bir şey. Amerika'da 3 dolar falan ama nedense Türkiye'de Instagram'da falan 150 TL'ye satılıyor. Neyse, demek istediğim bu tabii ki de yok. Ama bundan daha güzeli var. Şimdi ürünler ziyan olmasın diye bitirene kadar bunları mecbur kullanmak zorundayım. Ama eğer siz uygun fiyatlı bir kapatıcı istiyorsanız bence 3 tane seçenek var. Ya başka bir şey kesinlikle yok. Maybelline'in 2 kapatıcısı da yani hem Age Rewind hem Fit Me inanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Hatta şöyle söyleyeyim. Benim en çok kullandığım kapatıcı şu zamana kadar NARS Radiant Creamy Concealer'dır. Onun haricinde ise Maybelline'in Fit Me Concealer'dır. Eğer daha da kapatıcı bir şeyler istiyorsanız ki Age Rewind bayağı kapatıcılığı olan bir şey, L'Oreal'in yine Infallible serisi inanılmaz. Bu sırada eğer ne alacağınızı bilemiyorsanız gerçekten L'Oreal'e gidin ve Infallible serisinden bir şey alın. Kesinlikle o güzel çıkacaktır. Ama onun haricinde ise dediğim gibi Maybelline gayet başarılı. Evet, böyle hemen pıtı pıtı da yüzümüzü kapattık. O zaman sıradaki ürünümüz. Hemen buraya gelelim. Ne yapsak? Yüzümüzden mi başlasak? Hadi yüzümüzden başlayalım. Şimdi burada 3 tane ürünüm var ve bu
tombalak ürünleri de bu küçücük yani makyaj çantamdan çıkarmış bulunmaktayım. Düşün ya, o kadar az ürünüm var aslında ama hepsi çok verimli. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. O zaman yüze geliyoruz. Sırayla gidelim. İlk önce bronzer. Gerçekten en sevdiğim bronzer bu. Bu Physicians Formula'nın Butter Bronzer'ı. Bütün YouTuber'larda görmüşsünüzdür. Yerli, yabancı fark etmez. Ve oh, inanılmaz kokuyor. Bu tabii ben eskide kaldığım için hep eczanede satılıyor diyordum. Ama artık gratis'e falan da gelmiş durumda Physicians Formula. Çok başarılı. Yani Hoola Bronzer'ın muadili falan diyorlar ama bence daha da güzel bile olabilir. Çünkü Hoola her zaman her tene gitmiyor sanki. Bazen açık kalıyor. Tabii şimdi bir sürü rengini de çıkardılar ama ya bunun gibisini görmedim. Buraya takılmayın bu sırada. Bu bronzer gayet güzel dağılan bir bronzer. Ama nedense son birkaç aydır şuramda bir veba oluştu. Ve ne yaparsam yapayım orada her şey ne sürersem süreyim orada bir takılma yaşıyorum. Ama bakın burası gayet güzel bir şekilde dağıldı. Ve o kadar doğal duruyor ki bunu isterseniz çok hafif bir şekilde bütün yüzünüze bile sürebilirsiniz. Hatta birazcık geçerim ne olacak değil mi? Ama ben bunu istemiyorum diyorsanız ki bence yine uygun fiyatlı ürünlerin arasında birazcık daha fiyatı yüksek kaçabilir. O zaman hemen size göstereyim. Wet n Wild'ın bu çift taraflı kontür paleti. İnanılmaz. Buradaki renk de bence çok benzer. Daha mat bir renk hatta. Ve burada ise gözünüzün altını sabitleyebileceğiniz veya ben gözümün üstüne de direkt böyle bir renkle geçmeyi seviyorum. Bunu da kullanabilirsiniz ve çok daha uygun bir fiyatı var. Ama diyorsanız ki bu senenin modası krem ürünler ve ben krem ürün kullanmak istiyorum ama bulamıyorum. Size direkt önerim Golden Rose'un bu stick fondöteni. Fondöten zaten inanılmaz ama ben gittim bunun 06 numarasını aldım. Şöyle bir renk ve zaten fondöten olduğu için o kadar güzel dağılıyor ki yani siz de bu senenin modasına uymak istiyorsanız veya da eğlenceli krem ürünler kullanmak istiyorsanız bu yani bana 6 numara oluyor ama stick fondötenlerin hani daha koyu renklerini deneyebilirsiniz. Ya bakın şöyle bir renk ve dağıldığında gerçekten çok doğal bir görüntü sağlıyor. Çünkü zaten bu bir cilt rengi. Yani diğer bronzerlar gibi bir turunculuk falan da göremezsiniz. Hani zaten ben yanınca da bu renk oluyorum. O yüzden doğal bir bronzluk sağlıyor. Ya o zaman tamam. Şimdi ise Allah'a gelelim. Ya allık konusunda birazcık bağınızım ben. Hani sadece birkaç tane marka kullanıyorum. Onları da hemen sizinle paylaşayım. İlk olarak Wet n Wild'ın bu Pearlescent Pink. Gerçekten çok başarılı. Ve Nars Orgasm'ın aynısı. Hatta bence daha fazla pigmentasyon var. O yüzden sürerken bence çok dikkat edin. Çok hafif pıt pıt. Ve kesinlikle yani ucundaki ürünü alın sonra. Bu şekilde bak yani o hafif şey bile sadece pıt pıt yapıyorum. Öyle bir dağılıyor ki inanamazsınız yani ve bayağı da gidiyor. Nedense allık sonsuza kadar dayanan ürünler arasında. Bu nasıl oluyor hiç anlayabilmiş değilim. Birazcık da burnumuzun üstüne geçelim şöyle. Evet gayet yeterli. Ve bakın yine bu da içinde simler var ama kesinlikle sizi korkutmasın. Böyle yüzünüzde simsim duran bir şey yok yani. Gayet başarılı bir allık. Ama yine ben Wet n Wild istemiyorum diyorsanız size önerebileceğim iki opsiyon daha var. Birincisi pastelin bu allıkları. Ben bunu çok beğeniyorum. Ayrıca bunu Tartan Clay serisi var. Bakın bu da çok güzel bir renk. Tam bir peach rengi. Hatta 17 numaraymış. Blush on Rose in Matte isimli bir renk. Pretty Cheeks serisinden. Böyle üzerinde çiçeği falan var. Bu tamamıyla mat. Ben bunu neye benzetiyorum? Bence MAC'in Peaches veya daha çok Melba'ya çalıyor. Çünkü Peaches daha turuncumsu. Bunda hafif o korallık olduğundan dolayı Melba olabilir. Eğer onun bir benzerini istiyorsanız kesinlikle pastelin bu 17 numarasına bakın ve çok da uygun bir fiyatı var. Ama diyorsunuz ki ben daha fazla renk istiyorum, bir sürü şeyim olsun. Merak etmeyin. Hemen gösteriyorum. Bunlar da L'Oreal. Yine tabii ki de. Bilin bakalım ne serisi.
Infallible serisinden. Bu Ambers olan, yani daha çok turuncular ve coral renkler var. Bu ise pinks zaten. Üzerinde açık ve net bir şekilde yazıyor. Buradakilerin hepsi mat. Şurada ise daha simli bir renk var. İlk baktığımda benim için çok korkunç gelmişti. Ama yine dediğim gibi Infallible serisi. Kötü bir ürün dahi yok. O kadar güzel ki ve isterseniz renkleri de karıştırabiliyorsunuz. Hatta allıkla da kontür yapabiliyorsunuz. Bazen zamanım olduğunda öyle şeyler yapmayı seviyorum. Hani şuraya daha koyu, buraya daha açık falan. O şekilde. Yani Infallible gayet başarılı. Hemen Ambers'ı da göstereyim. Bu da böyle bir şey. Niye orada daha pembe duruyor? Bakın şu bildiğiniz cayır cayır turuncu. Evet, göründüğü gibi. Ama bu yanık tenlerde de çok güzel durur. Esmerlerde hele ikisinin rengi de bence çok güzel renkler seçmişler. Ki bir de karıştırabildiğiniz için renkleri istediğiniz tonda elde edebilirsiniz. Yani bayağı başarılı bunlarda. Evet, yüz olarak aldıklarımız bu şekildeydi. Şimdi ise highlighter'ı söyleyeceğim. Highlighter bence, ya tamam belki bir pıt pahalı olabilir ama kesinlikle almanız gereken şey yine Physicians Formula'nın bu, hatta bendeki Warm Nude. Ben Warm Nude'u daha çok beğeniyorum. Bu serisi. Yine istediğiniz gibi karıştırabilirsiniz. Highlighter olarak kullanabilirsiniz. Gözünüze kullanabilirsiniz. Genel şöyle karıştırıp bütün yüzünüze bir parlaklık verebilirsiniz. Zaten bu All Face Palette mi ne? Öyle bir şey diye geçmesi lazım. Bilmiyorum. Emin olamadım şimdi. Ama gerçekten çok başarılı bir highlighter veya ne derseniz. Şimdi ne yapsak? Ne yapsak? Birazcık şu ikiliyi şöyle parmağım alıp hafifçe şöyle, ya bakar mısınız, böyle bir parlama şekli yok yani ve o kadar doğal duruyor ki. Ben böyle renklerle oynamayı da sevdiğimden dolayı genellikle böyle şeyler daha çok işime yarıyor. Ya renklerin güzelliği kesinlikle bu sırada yüzünüzde böyle highlighter sürünce, bazı highlighterlarda böyle cart diye beyaz bir şey olur ya, öyle şey de olmuyor. O kadar doğal dağılıyor ki. Ah, biraz da yakından bakayım. Evet. Kesinlikle çok başarılı. Hatta birazcık da şöyle burnuma da süreyim. Elime size göstermeye pembe sürmüştüm en koyunu. Neyse. Allıkla karıştı. Bir şey olmaz. Ya bakın, o güzellik de var. Allığınızı da parlatabilirsiniz. Şöyle hafif pıt pıt. Burnumuzun ucuna pıt pıt. Birazcık da daha pıt pıt. Çok güzel ve doğal parladı. Şu elimde kalanları da şöyle sürsem mi? Hadi süreyim. Ya rengi bırakmaması gerçekten çok başarılı. Fakat bunun haricinde ise, eğer yine ben bu sene modaya uymak istiyorum, krem ürünler denemek istiyorum diyorsanız, yine tabii ki de Golden Rose. Hemen bunu da gösteriyorum. Bu kaç numara? Bu Bright Gold 01 numarası. Hemen onu da burada göstereyim. Bakın, böyle bir şey yok. Ve tabii ki de bu da inanılmaz dağılıyor. Bakın, görebiliyor musunuz? Nasıl cam gibi yani. Bir bu, bir de yine krem ürün istiyorsanız Maybelline'inki. Gerçekten çok başarılı. Bu dediğim ürünlerin hiçbiri o bazı highlighterların yaptığı hani rengini bırakma olayını yapmıyor. Gerçekten yani tavsiye etme sebebim o. Bu ürünlerin hepsi benim çok severek kullandığım ve bitse de yine tekrar tekrar alacağım ürünler. Yani siz de güvenerek alabilirsiniz, deneyebilirsiniz. Hiçbir sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. Şimdi ise bence yüzümüz bu kadar. O zaman gözümüze gelelim. Göz için uygun fiyatla önereceğim tek palet. Hemen alalım elimize. Wet n Wild. Wet n Wild'ın bu paletleri. Şimdi bir kere, bu zaten fark ettiğiniz üzere birazcık geri kalmış olabilir ama Anastasia Beverly Hills'ın Modern Renaissance paletinin aynısı. Ve Wet n Wild bununla da kalmamış. Birkaç tane daha bu şekilde olan palet çıkardı ve onlar da yine Anastasia Beverly Hills'in bütün paletlerinin aynısı. Subculture var, Soft Glam var. Bu zaten Modern Renaissance'ın. Yani onları da bulursam resimlerini eklerim tabii ki de. Ama bu paleti söylememin sebebi, Anastasia Beverly Hills zaten biliyorsunuz o Modern Renaissance paletiyle patladı. Ya boşuna da o paletle patlamadı çünkü çok zamansız bir palet. Herkesin kullanabileceği bir palet. Yaz, kış,
Yani inanılmaz. Ha, galiba modern Rönesans'ta iki renk daha fazla var ama yani değiştiren bir şey yok. Fiyatlar onda biri fiyatında falan. Ayrıca neden bu palet? O kadar minik bir palet ki her yere taşıyabilirsiniz. Her zaman bununla gezebilirsiniz. Şimdi benim için bir paletin verimli olması ne demek? Bir, çok koyu bir rengin olması, hani siyah veya koyu kahve olur ki kendisi burada. Bir, geçiş renginin olması ki burada iki tane var. Gördüğünüz üzere hatta üzerinde transition bile yazıyor, yani geçiş rengi yazıyor. Bir tane de mat, böyle ten rengi bir renk ki benim gibiler gözün üstünü sabitleyebilsinler diye. O yüzden şimdi hemen bu Eclipse fırçamı alıp, bu da böyle bütün gözünüzün üzerine renk sürmek istediğinizde inanılmaz olan bir fırça. Bununla ilk önce bu rengi alacağım ve bütün gözümün üzerine geçeceğim. Bence Wet n Wild'ın bu paletleri haricinde, yani bilemiyorum bu fiyata, bu kalite. Bilmiyorum, eğer sizin bildiğiniz bir şey varsa lütfen aşağı yazın ama benim önereceğim tek seri Wet n Wild'ın bu serisi olacaktır. Evet, bunu böyle yaptıktan sonra şimdi geçiş rengimizi yapalım. Hangisini yapsak? Bu biraz daha soğuk, bu biraz daha sıcak bir renk. Hadi yazda olduğumuz için birazcık sıcak takılalım şöyle. Pıt 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 pıt. Ve pigmentasyonu da inanılmaz. Şimdi ben bilerek azıcık almaya çalışıyorum. Çünkü hafif bir makyaj yapacağım diyeceğim. Ama büyük ihtimalle o hafif bir makyaj olmayacak. O yüzden demedim, farz edin. Şöyle hafif hafif bir geçiş yapalım. Bu sırada geçiş rengi de illaki olmak zorunda değil bir palette. Tabii ki de olursa iyi olur. Ama yoksa kesinlikle bronzerınız, yani bu işe yarıyor. Yüzünüzdeki bütün gölgeleme işlemlerini bronzerla çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Ki ben genellikle öyle yapıp geçiyorum. Ama bugün bu paleti kullanacağız. Evet, buna bakın. Şimdiden başladı. Buna biraz daha fazla sürdüm. O yüzden buna biraz daha süreceğim. Bakalım eşitlenecek mi? Tamam, neyse. Ayarlayabildim. Kendi hakkımı yedim. Bu geçiş renkleri o kadar güzel ki direkt bunu sürüp böyle çıkabiliyorsunuz ama hiçbir zaman öyle yapamıyorum tabii ki de videolarda. Evet, şimdi bence bu kadar kalsın. Yoksa abartmaya doğru gidiyor. Ya peki şimdi ne renk kullansam? Burada iki tane simli renk var. Onun haricinde geriye kalan renkler mat renkler. Ama bence çok verimli konulmuş. Hani şu renk. Ay, o elimde boş yer kalmadı. Hemen göstereyim. Ya ikisi de birlikte de çok güzel kullanılabilir. Onun haricinde bu zaten o kadar arada bir şampanya ki, yani ne çok açık ne çok koyu. Bence ben yeterli görüyorum yani. Bilemiyorum, siz ne diyorsunuz? Şimdi o zaman ne yapsak ya? Hadi biraz daha farklı, güya yaz dedik de mata dönen bir makyaj mı yaptık, ne yapsak? Bilemedim. Şu turuncuyu çok istedim. Bununla bir gözümün yarısını falan bir geçeyim bakalım. Her zaman ama böyle pıt pıt yapmayı unutmayın. Çünkü çok dökülüyor. Fakat bu paletin kötü olduğu anlamına gelmez. Ay evet, bugün elimin ayarı çok güzel. İlk defa uzun zamandır hafif bir elimin ayarı var. Turuncuyla devam ediyorum. Ki bu aynı renk yine dediğim gibi Anastasia Beverly Hills'te var. Sizin de varsa çok rahatlıkla karşılaştırabilirsiniz. Ya direkt aynı ya. Aslında böyle şeylere arada kalıyorum. Bakın şimdi. Hani Wet n Wild kendi paletini çıkarmış. Evet. Ama renklerin hepsi Anastasia Beverly Hills. Bunun aynısını Makeup Revolutions da yapıyor. Makeup Revolutions bir de bazen paketini de kopyalıyor. Yani artık o kadar olunca bilemiyorum. Gerçi Wet n Wild de yapıyor. Neyse, ama bir tüketici olarak tabii ki de işte arasında bayağı fiyat farkı var. Sonuçta aynı renkleri iki fiyat opsiyonunda sunulması da güzel bir şey ama markalar arasında kendileri ne diyorlar bilemeyeceğim. Evet, böyle hafif bir turuncu geçtim. Şimdi diyorum ki birazcık da şuradaki pembe de çok hoşuma gitti. Bakın bu sırada bu renklerin güzelliği, hani isterseniz böyle sıcakta gidebilirsiniz. Bu daha kırmızımsı, bu daha pembe. Ama burada ise çok güzel bir lila var ve bayağı başarılı duran bir renk. Özellikle sonbaharda veya kışın bayağı iyi duracaktır. Ama biz bugün şuradaki pembişle yapacağız.
Pıt pıt. Şimdi bunu da şöyle daha dışa doğru süreyim. Gerçekten en sevdiğim renk kombinasyonlarından biri olur. Böyle turuncu ve pembe. Gerçi pembeyle çoğu renk kombinasyonunu seviyorum. Bunu çok yanlış fırçayla sürdüm. Bu kadar dışa sürülen şeyi dağıtma fırçasıyla sürseydim daha mantıklı olabilirdi. Tamam, bence de ona transfer olayım artık. Böyle bir dağıtma fırçasına pıt pıt pıt. Yine çok az alıyorum. Ama şöyle pembesi de görünsün yani. Boşuna pembe almadık. Tamam, görünüyor. Abartmaya gerek yok. Şimdi bana bu tabii ki de yeterli olmadı. O yüzden daha da ince bir fırçayla yine aynı pembenin üzerinden geçeceğim. Şöyle belli edelim. Pembe her zaman belli olmalı. Pıt pıt. Tamamdır. Bence artık belli oluyor. Şimdi birazcık da gözümüzün altına geçelim. Hangi renkle yapsak? Hadi şu pembeyle geçeyim. Yine. Evet, bu şekilde. Şimdi normalde şuradaki koyu kahve ile de eyeliner yapacaktım ama en iyisi ben size normal eyeliner göstereyim. Aa, böyle de bir opsiyonunuz var. Şimdi evet, gözümüz bu kadar. Ya hatta şöyle bir şey de yapalım. Şuradaki parlak rengi alayım. Bunu da gözümün içine süreyim çünkü bakın güzel aslında, yine mat olmasına rağmen bu renkleri kullandığınızda bence direkt yaz. Çünkü tam bir böyle deniz kenarında gün batımı, turuncular, pembeler vesaire en sevdiğim renk kombinasyonu. Ama daha da yazlaştırmak için tam şöyle göz pınarımıza bir parlaklık koyalım tabii ki de. Bakın nasıl fark ettiriyor. Ama bu sefer ilk defa abartmayacağım deyip bir daha şey yapıyorum. Sadece göz pınarıyla sınırlı kalacak. Hem de gözümüzü daha da açıyor. Gözü açmak demişken hemen size diğer ürünleri göstereceğim. Her şey de yıkıldı. Şimdi bunun içinde mi kaldı? Yes. Şimdi gözümüzün daha da büyük görünmesini istiyorsak tabii ki de içine açık renkli kalem çekmeliyiz. Ben ten rengini tercih ediyorum ama bu beyaz da olabilir, altın rengi de olabilir, rose gold da olabilir. Çok yakışıyor. Ama benim size önereceğim şey ise, şimdi göreceksiniz, göz kalemi konusunda bayağı bağnazım. Sadece iki marka öneriyorum. Hani kendim bunları beğeniyorum. İlki Rimmel London'ın bu Scandal Eyes olan direkt nude rengi. Bakayım hatta adı neymiş? Evet, adı 005 nude rengi ve bunun siyahı da kahverengisi de bu Scandal Eyes inanılmaz bir seri. Onun haricinde ise tıpatıp aynı Flormar. Flormar'ın da göz kalemleri inanılmaz ve 1500 tane rengi falan var. Bayağı başarılı. Hatta hemen şöyle size göstereyim bunu. Yukarıdaki daha ten rengi gibi olan Rimmel London'ınki, aşağıdaki ise Flormar'ınki. Neyi tercih ederseniz. Ben artık pek beyaz sürmeyi tercih etmiyorum. Hani sanki ten rengi daha güzel duruyormuş gibime geliyor. Ama dediğim gibi tercih meselesi. Onun haricinde ise ya bakın, bu tombalakları sürmek o kadar rahat oluyor ki. Bunlar da yine Rimmel London'dan. Hemen bunların da rengini göstereyim. Elimde yer kalmadı. Biri böyle bildiğiniz beyaz simli. Diğeri ise daha şampanya renginde simli böyle kalemler. Ve bu tombişler gerçekten çok rahat oluyor gözünüze sürerken. Tavsiye ederim. Sonsuza kadar tavsiye ederim. Ama ben bugün bunu süreceğim gözümün içine. Hemen şöyle sürelim. O kadar yumuşacık ki kesinlikle gözünüzü çekiştirmeden şöyle rahatlıkla sürüyorsunuz. Tek seferde. Bakın bu kadar. Ve nasıl fark ediyor? Rimmel'e gelmeden önce hemen kaşlarımı söyleyeyim. Bulamadığım için süremedim ama ya gözlere bakınca ben bayağı bağnazım anlaşılan. Yani böyle hep bir veya iki marka falan tercih ediyorum. Kaşlarım için ise kesinlikle yine Rimmel London'ın kaş rimeline veya Maybelline'in her türlü ürünü olur. Yani hiçbir şey yok. Onları aklınızda tutun. Uygun fiyatlı olarak önerebileceğim gerçekten onlar çok başarılı. Şimdi ise eyeliner'a gelelim. Eyeliner'da ya bunu da tekrar etmek istemiyorum ama yine bence Maybelline ve Wet n Wild bu sefer. Pardon, marka değiştirdin değil mi? Maybelline ve Wet n Wild'ın eyelinerları inanılmaz. Dilim dönmedi. Bu direkt kahverengi olanı size daha önce de göstermişimdir. O kadar başarılı ki direkt put put, yani nasıl isterseniz. Ve hatta
bunu sürelim. Evet, bu sırada rimelimi de sürdüm, geldim. Bakın ya, eyeliner inanılmaz. Şimdi bence zor olan şey ince eyeliner çekmektir. Hani kalın eyeliner'ı herkes çeker, her şekilde çekersiniz diye düşünüyorum. Ama daha demin de videodan gördüğünüz üzere böyle çekiştirmeden bile nasıl pıt 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 çekebildim. Yani Wet n Wild çok başarılı bir iş çıkarmış. Ve rimelimi de sürmüşken yine rimel konusunda da çok bağnazım ve sadece iki marka kullanıyorum. Birincisi kesinlikle Maybelline. Maybelline'in bütün rimelleri. Gerçekten memnun olmadığım hiçbir rimeli yok. Onun haricinde ise bu şu anda gözümde görmüş olduğunuz ve benim de yeni keşfetmiş olduğum Rimmel London'ın bu Wonder Luxe Volume olan böyle pembeli rimeli. Çok başarılı. Şimdi şöyle bir parantez açmak istiyorum ama. Normalde ben rimel önermeyi sevmiyorum. Çünkü insanların kaşları, kirpikleri, ya böyle kıl tüy saç vesaire işine girdiğiniz zaman nerede olursa olsun insandan insana o kadar fark ediyor ki. Ama ben ne tarz sevdiğimi söyleyeyim. Ben böyle 1500 defa üst üste sürülebilen rimellerden hoşlanıyorum. Ve genellikle böyle, tabii ki de odaklanmayacak şimdi ama plastik olan fırçalardan hoşlanıyorum. Eğer siz de bu tarz şeylerden hoşlanıyorsanız inanılmaz. Yani çok başarılı. Evet. Ya o zaman bu da bitti. Başka? Ya gözümüz tamamlanmış durumda şu anda. Eğer isterseniz lip liner falan da çekmek için yine daha deminki gözümün altına sürdüğüm nude rengiydi. Bu ise siyah rengi. Tekrar diyorum. Rimmel London Scandal Eyes inanılmaz bir seri. Çok başarılı. Yani bu da böyle bir şey. Ya o zaman sadece dudaklarımız kaldı. Peki buna ne önerebilirim? Size o kadar çok şey önerebilirim ki ama sırasıyla gidelim. Hemen heyecanlanmayayım. Şimdi şöyle bir baktım da 5 tane marka var. Evet, bunun dışına çıkmıyorum diyeyim. Ya da en çok kullandığım veya sevdiğim ürünler bunlar dudakta. İlk önce Golden Rose'un bu kalemleri. Bu tombiş kalemleri. O kadar güzel ki bunda artık... Çok başarılı. Her zaman da söylüyorum, dudağınıza kalem sürmeniz çok daha kalıcı oluyor. Yani bunu sürüp üzerine lip gloss sürebilirsiniz. Hiçbir şey sürmeyebilirsiniz. Çok başarılı. Hem Nars'ın, ya bakın şöyle söyleyeyim. Bir Nars bir bu. Bu kalemler konusunda. Başka hiçbirini kesinlikle tanımam. Ama kalem istemiyorum diyorsanız, ben mat likit rujlardan hoşlanıyorum diyorsanız hemen onu da gösteriyorum. İlk önce kalbimde bir numarada olan şey ve 1500 kişiye de önerdiğim şeylerden biri. Özel hayatımda da yani o kadar çok kişiye başlattım ki bunu. Flormar'ın Silk Matte serisi. Böyle bir şey yok. Hatta size şunu söyleyeyim. Bunu çok daha eski videolarımda da söylemişimdir. Michelle Phan'ın M Cosmetics'i var ya, orada da Lip Clouds var. Ona en yakın hani his olarak, tabii ki de içeriğini bilemem ama formülasyonu olan kesinlikle bu. Ben bunun kadar rahat bir mat ruj daha görmedim. Ama onun haricinde ise yine Rimmel London'dan, bu bildiğiniz Maybelline, Rimmel London, Wet n Wild reklamı gibi bir şeyler oldu ama yine bu Stay Matte serisi. Hele ki bu of çok tatlı bir renk. 110 blush rengi. O kadar tatlış ki. Bu rengi sevmemin sebebi ise Estée Lauder'den çok sevdiğim bir ruj var. Hatta onu da hemen göstereyim. Çünkü burada olmasının bir sebebi var. Ona da birazdan geleceğiz. Yani bu rujun, Estée Lauder bu rujun direkt, tabii kurumayınca belli olmuyor ama aynısı. Neyse, kurunca aynısı yani. Yoksa yine bir benzer mi? Bilemiyorum. Hemen bu Silk Matte'i de göstereyim. Bu en sevdiğim renklerden biri. Ve ayrıca bununla şey de yapabiliyorsunuz. Hatta yapalım bence. Gerçi benim onu yapacak dudağım yok ama şöyle Kore dudağı şekli. Kore dudağı mı? Kore makyajı şeklinde şöyle dağılmış. Hani lollipop yemiş etkisi olan dudaklarda yapabilirsiniz. Bunun rengi ise direkt ona çok uygun hatta. Bakayım. 05 numara. Çok başarılı ve inanılmaz dağıldıran bir şey. Şimdi ben bunu az sürdüğüm için tabii ki de rengi yani az çıkıyor. Ama çok sürerseniz de çok başarılı
Hani kendi dudağınız ama daha iyisi şeklinde mat bir ruj. Peki ben normal ruj istiyorum diyorsanız. Bence tek adres yine. İşte o yüzden bunu getirdim. Bir kaldırayım. Şimdi evet, bu benim en sevdiğim rujlarımın olduğu yer ve genellikle de hani pahalı markalar var. Burada Pat McGrath var, burada Estée Lauder, Yves Saint Laurent vesaire şeklinde. Fakat görecek olursanız, ha düşürmeden nasıl yapacağım? Şu gördüğünüz üst sıra tamamıyla Maybelline. Ya bunların devamı da var da düzgün olanları buraya koydum. Çok başarılı, inanılmaz. Ve yarıştığı markalar bunlar. Daha ne olsun? Hani Nars'ı var, Fenty'si var, Yves Saint Laurent. Yani bunların yanında yer alıyorsa bence güzeldir diye düşünüyorum. Peki, rujumuzu sürdük şimdi. O zaman lip gloss'a geçelim. Lip gloss için ise önerebileceğim yine size 3 tane marka var. Bence en güzel ve en rahat lip gloss'lar burada. Evet, hemen ilkini söylüyorum. Bu sizi şaşırtabilir ama bence H&M çok güzel lip gloss yapıyor. Ve tatları ve kokusu ve renkleri, ya her şeyiyle mükemmel. Bir kere hepsinin tadı ve kokusu cookie. Yani bu nasıl olabilir? Yani bunu nasıl yaptınız? Bu gösterdiğim rengin hiçbir özelliği yok. Ama H&M'in bütün lip glossları gerçekten çok başarılı. Ama onun haricinde ise yine hangi markaları beğeniyorum? Rimmel London. Rimmel London'ın bu Stay Glossy serisi. Ve bunun numarası en açık numarası. Şu anda üzerinde yazmıyor. Tabii ki de kalmamış. Çünkü yemişim mi bitmiş. Ama çok başarılı. Hatta bunu süreyim üstüne. Ne olacak? Şöyle. İçinde simler var gibi duruyor ama o kadar doğal parlıyor ki dudağın üzerinde. Ve kesinlikle o yapış yapış hissi de yani bence yok. Çok başarılı ve çok sevdiğim bir renk. Ama bunu da istemiyorum diyorsanız veya da bulamıyorum vesaire diyorsanız Essence. Essence'ın bu XXX Large Nude Lip Gloss serisi. Çok başarılı. Nude Lip Gloss dedi. Ya bende bunun iki rengi var. İkisi de simsiz. Bilmiyorum sadece bunlar böyle düz renk mi oluyor ama. Bilmiyorum. Hatta bunu da sürüp göstereyim. Ya bunun adı da çok tatlıydı. Sırf adı için aldım. Tasty Sweets isimli. Daha pembiş bir şey. Şöyle. Oh çok güzel. Bakın bu şekilde. Gayet güzel. Gayet doğal bir lip gloss ve yine aynı şekilde kesinlikle o yapış yapışlık falan yok. Ya evet, ben bunu çok beğendim. Bence güzel duru, değişik bir makyaj oldu. Ha, tek önermediğim ürün size dudak kalemi oldu. Bence dudak kalemi olarak da bu Essence'ın dudak kalemleri çok başarılı. Yine benim bir tane Bobbi Brown kalemim var. Onunla aynı rengi. Hatta ben şu anda bu rengi Mac & Velvet Teddy'sine de benzetiyorum. Bence bir deneyip bakabilirsiniz. İsterseniz numarası da 11. Adı da tabii ki de In The Nude isimli bir renk. Ya o zaman tamamdır. Yani makyajımız bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Hani uygun fiyatlı size olabildiğince seçenekler sunmaya çalıştım. Ve favori ürünlerimi de kullandım. Ayrıca hani eşya alırsak tek bir bronzer, tek bir highlighter vesaire koyarsak böyle küçük bir çantanın içine de çok rahatlıkla sığabiliyor. Ve istediğiniz her şekilde renkli de olur, doğal da olur, gece de olur, ışıltılı da olur. Böyle bir makyaj yaratabileceğiniz bir opsiyon sağlamak istedim. O zaman tamamdır. Evet. Bugünlük videomuz bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.